İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? Kur'an-ı Kerim'de Eski Mısır'a referanslar. Her 20 yılda tarihi bilgilerin güncellendiği ve tarih kitaplarının içeriklerinin değiştiği modern çağımızda, Kur'an-ı Kerim'in kıssalarında kendinden yüzyıllarca önce dili ve yazısıyla beraber gözlerden kaybolmuş Mısır'ın inanç yapısı hakkındaki kadim bilgileri kusursuz olarak bildirmesi büyük bir mucizedir. Buradan yapılacak temelli bir tümevarımla kıssalarda geçen bu bilgilerin doğruluğu, kıssalarda ismi geçen nebilerin de tarihsel gerçekliğinin de delilidir. Kur'an-ı Kerim kıssalarındaki diyaloglar, olaylar, Eski Mısır'a dair Tevrat'ta ve İncil gibi önceki kitaplarda bulunmayan birçok detayı barındırmaktadır. Bu da onun ilahi kaynağına tanıklık etmektedir. Eski Mısır kayıtlarıyla teyit edilen her detay gibi Kur'an-ı Kerim'in ufuklarda açıklanacak ayetlerine işaret etmektedir. Dinler doğaüstü olguları gerçek algı zeminine oturturken mitolojiler gerçekten gittikçe uzaklaşırlar. Mitolojiler yine doğaüstünü ve yaşanmış benzersiz tecrübeleri açıklamak için doğaüstü bir anlatım şekli olmaktadır. Nitekim çıkış olayının bazı çarpıcı sahnelerini anlatan Amduat ve Kapılar kitabı gibi eski Mısır eserleri yaşanan olağanüstü olayların mitolojik açıklamaları olmuştur. Kutsal kitaplarsa bu anlatıları asıllarına iade eder. Bu videomuzda bahsi geçen eski Mısır'ın duvar tasvirlerinin ve ele geçen diğer eserlerin Kur'an-ı Kerim'le nasıl paralellik arz ettiğini ortaya koyacağız. Mısır'ın çöl kumlarına gömülen dili, Hemet. Mısır hiyelogriflerinin kökeni belirsizdir. Ancak dünyanın bilinen en eski yazı sistemlerinden birini oluşturdukları açıktır. Ve Sümer çivi yazısından daha eski olabilir. Bu da onları bilinen en eski yazı sistemi yapar ya da iki yazı sistemi aynı anda gelişmiş olabilir. Mısır hiyelogriflerinin en eski ve en ünlü örneklerinden biri, yaklaşık M.Ö. 3200 yılına tarihlenen kalkan şeklindeki bir palet olan Narmer paletinde bulunabilir. Narmer paleti, dünyanın ilk tarihi belgesi olarak tanımlanmıştır. Hiyeroglifler Pers istilasından sonra Makedonya ve Ptolemaios dönemlerinde de kullanılmaya devam etmiştir. Yunanlılar Mısır dilini yazmak için kendi alfabelerini kullandılar ve Yunanca'da bulunmayan sesler için demotik yazıdan birkaç glif eklediler. Sonuçta Kıpti alfabesi ortaya çıktı. Mısırlılara Ptolemaiosların yönetimi altında Yunan dili ve alfabesi öğretilmiş olsa da hiyeroglif yazılarını terk etmediler. Milattan önce 30 yılındaki Roma istilasına kadar hiyeroglif kullanımı dramatik bir şekilde azalmaya başladı. Roma yönetimi sertti ve Mısır halkı ağır vergilere ve diğer Roma eyaletlerine göre daha az özerkliğe maruz kalıyordu. Hiyerogliflere son darbe milattan sonra 391 yılında İmparator 1. Theodosius'un Hristiyanlığı tek meşru imparatorluk dini ilan etmesi ve tüm pagan tapınaklarının kapatılmasını emretmesiyle geldi. Devam eden süreçte hiyeroglifler sadece tapınaklarda ve anıtsal mimaride kullanılmıştır. Filae'deki Hadrian kapısı üzerine kazınmış olan bilinen son hiyeroglif yazı M.Ö. 394 yılına tarihlenmektedir. İşte bu tarihten itibaren kullanılmayan bu alfabe 1799 senesinde Rosetta taşı bulunana kadar şifreli kalmıştır. Rosetta taşı. Bir şifre kırma anahtarı. Rosetta taşı, Mısır'ın Memphis kentinde M.Ö. 196 yılında Ptolemaios hanedanlığı döneminde Kral 5. Ptolemy Epiphanes adına çıkarılan bir kararnamenin 3 versiyonunun yazılı olduğu granodioritten oluşan bir siteldir, yani dikili bir taş diyebiliriz. Üstteki ve ortadaki metinler sırasıyla hiyeroglif ve demotik yazılar kullanılarak eski Mısırca, altta ise eski Yunancadır.
Kararnamenin üç versiyonu arasında sadece küçük farklılıklar vardır ve bu da Rosetta taşını Mısır yazılarının deşifre edilmesinde anahtar haline getirmektedir. Taş Helenistik dönemde oyulmuştur ve başlangıçta muhtemelen Sais yakınlarındaki bir tapınakta sergilendiğine inanılmaktadır. Muhtemelen geç antik dönemde ya da Memlük döneminde taşınmış ve sonunda Nil deltasındaki Rosetta kasabası yakınlarındaki Julian Kalesi'nin inşasında yapı malzemesi olarak kullanılmıştır. Temmuz 1799'da Napolyon'un Mısır seferi sırasında Fransız subay Pierre-François Bouchard tarafından keşfedilmiştir. Modern zamanlarda bulunan ilk eski Mısırca iki dilli metindir ve daha önce tercüme edilmemiş olan bu hiyeroglif yazısını deşifre etme potansiyeli nedeniyle kamuoyunda geniş bir ilgi uyandırmıştır. Hiyeroglif yazıtların kullanımdan kalkmasından tekrar çözülmesine kadar olan bu süreç için bu yazılar bir şifreli sistem olarak kalmıştı. Allah'ın insanlara indirdiği son kitap olan Kur'an-ı Kerim'de bu şifreli döneme denk gelmiştir. Mısır metinlerinin, mitlerinin ve edebiyatının cahiliye devri Arapçası üzerinde belgelenen bir etkisi yoktur. Çıkış anlatımında eski Mısır dinine ait izler. Yerin ve göğün ölen Firavun için ağlaması. Toplumsal bir inanış olarak eski Mısır'da insanlar, ölen Firavun'un arkasından yer ve göğün ağlayıp titrediğine inanırdı. Mısırlı 5. hanedandan kalan piramit duvar yazıtı 553. sihirli söz bölümünde ölen ve göğe yıldız olarak çıkacak Firavun'dan şöyle söz eder. Gök senin için ağlar, yer senin için titrer. Simint kadını senin için ağıt yapar, büyük mint senin için yas tutar. Ayaklar senin için sarsılır, eller senin için sallanır. Eski Mısır inancında ölmüş olan Firavun Osiris'i, varisi olan oğluysa Horus'u temsil ederdi. Isis ve Neftis, Abydos tapınağında ölmüş olan Osiris'e hayata geri dönmesi için şarkı formatında ağıtı da benzeri bir bağlama sahiptir. Ağıtta yer ve gök ölen Osiris için ağlar. Ey gençlik, yürü! Ey çocuk, gel de seni göreyim. Ülkeler, topraklar sana ağlıyor. Yöreler senin için yas tutuyor. Sen sıhhatle uyanan olduğun için. Tanrılardan daha büyük olduğun için gökler ve yer senin için ağlıyor. Yerin ve göğün ölen Firavun'un arkasından ağlaması hakkındaki eski Mısır inancına dair ne Tevrat'ta ne de başka kadim İbrani metinlerde bir bilgi bulunmamaktadır. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Bu bilgi Firavun özelinde olmak üzere sadece Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Bu ifadenin Firavun'a özel kullanımı elbette ki bir tesadüf değildir. Firavun'un yüksek bir bina yaparak Tanrı'ya ulaşabileceğine inanması. Firavun, ey ileri gelenler! Sizin için benden başka bir ilah tanımıyorum. Ey Haman! Hadi benim için çamur üzerine ateş yak. Bana bir kule yap ki Musa'nın tanrısına çıkayım. Ama sanıyorum o mutlaka yalan söyleyenlerdendir, dedi. Firavun, ey Haman! Bana yüksek bir kule yap. Belki yollara, göklerin yollarına erişirim de Musa'nın tanrısını görürüm. Doğrusu ben onu yalancı sanıyorum, dedi. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş süslü gösterildi ve yoldan saptırıldı. Firavun'un tuzağı tamamen boşa çıktı. Firavun'un Kur'an-ı Kerim'de belirtildiği gibi Hz. Musa aleyhisselamın ilahına ulaşmak için bir kuleye veya merdivene tırmanması fikri eski Mısır mitolojisiyle uyumludur.
Bu olgu da yine Tevrat'ta yazmamaktadır. Bu yönüyle Kur'an-ı Kerim yine Tevrat'tan bağımsız eski bir Mısır arka plan bilgisi ortaya koymaktadır. Mısır'daki piramit metinlerinde ölen firavunun tanrılara yükselme isteğine dair kanıtlar vardır. Ölüm töreni metinleri ve lahitler üzerinde kayıtlı yazılardır. Burada soru şu olacaktır. Piramitlerin işlevi neydi? Piramitlerin en önde gelen işlevi, ölü firavunun bedenine, ruhuna ve diğer dünyada kullanacağı donanımına ev sahipliği yapmaktı. Yani kraliyet mensuplarının mezar bölgesiydi. Mısır dilinde piramit, merdi. Piramit kelimesi hakkında Werner şöyle der. Piramidin şekli çoğunlukla stilize bir ilkel tepe ve aynı zamanda göğe ulaşan devasa bir merdiven olarak yorumlanmıştır. Aslında Mısır dilinde piramit, mer terimi yükselmek kelimesinden türetilmiştir, böylece yükselme yeri anlamına gelmektedir. Benzer şekilde Lenner şunu ifade eder. Eski Mısır dilinde piramit için kullanılan kelime merdi. Önde gelen piramit bilimci E.S. Edwards, bu kelimenin me yani araç ve yer ve er yani yükselmek kelimesinden türetildiğini yani yükselme yeri anlamına geldiğini bulmak için çaba sarf etti. Kendisi bu türetimden şüpheye düşse de piramit gerçekten Firavun'un ölümünden sonra bir yükselme yeri ve aracıydı. Ölümünden sonra Firavun yeryüzünden göğe geçerek tanrıların arasında yerini alırdı. Yani güneş tanrısına veya yakınındakilere katılırdı. Ancak dünyadan gökyüzüne ulaşmak için bu dünya ile bir sonraki arasında köprü olacak bir yükseliş noktasına ihtiyacı vardı. Böylece piramit, ölen firavun için bir yükseliş yeri olarak hizmet etti. Lahit ve yeraltı duvarları üzerine yazılmış olan piramit metinleri, Osiris formundaki ölü firavunun göklere yükselişi için talimatlar olarak kullanılmıştır. Mısır bilimci Sir Flinders Petrie kitabında şöyle der. Gökyüzündeki tanrılara yükselme arzusu merdivenin yukarı çıkarılmasını isteyerek ifade edilirdi. Ancak Ra kültü Mısır'a geldiğinde arzu edilen şey gökteki büyük teknede Ra'nın ve yanındakilerin oluşturduğu tanrı tayfasına katılmaktı. Firavun tanrıların yanına tırmanıp sohbet etmek için bir merdiven veya kule inşa edilmesini ister. Tanrıların önünde durarak kendi otoritesini gösterir. Onlara gökyüzüne çıkmak için bir merdiven inşa etmelerini emreder. Ona itaat etmezlerse tanrılara ne sunu ne de yiyecek vermeyecektir. Ama Firavun tedbirlidir. Konuşan Firavun'un kendisi değil, ilahi sihir gücüdür. Bunu size söyleyen ben değilim ey tanrılar. Konuşan sihir gücümdür der. Firavun tırmanışını tamamladığında ayağındaki büyüyle gökyüzü titrer, yer de önünde titremektedir. Çünkü sihir sahibidir. Tanrıları tüm evren gücünü tanısın diye tahtlarına koyan odur. Firavun neden suda boğuldu? Birçok kez işlediğimiz bu konu olan suda boğulma vakası için Kur'an-ı Kerim, İsrailoğullarının peşine düşen Firavun'un suda boğulduğunu bildirdiği ayeti tekrar hatırlayalım. Biz İsrailoğullarını denizden geçirdik. Ama Firavun ve askerleri zulmetmek ve saldırmak üzere onları takip etti. Nihayet boğulma haline gelince Firavun, gerçekten İsrailoğullarının inandığı Tanrı'dan başka Tanrı olmadığına ben de iman ettim. Ben de Müslümanlardanım, dedi. Tevrat'a göre de durum aynıdır. Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, İsraillilerin peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı. Firavun'la ordusunu Kamış Denizi'ne dökene sevgisi sonsuzdur. Şimdilik bu bilgileri bir kenarda tutalım. Peki Firavun için neden bu spesifik ölüm tarzı seçilmiş olabilirdi? Onun sonu Nemrut gibi de olabilirdi ama o sularda boğularak öldü. Bunun bir sebebi Firavun'un dönemindeki mitlerle ilgili olmalıdır. Eğer Firavun kendini Atum'la özdeşleştirmişse tüm taşlar yerine oturmaktadır. Heliopolisli bir tanrı olan Atum şöyle der. Ben Atum'um. Göğü yapan, göğün efendisi, göğü yapan ve var olanı yaratan.
yeryüzünden çıkan, bir tohum yaratan, her şeyin efendisi. Tanrıları biçimlendiren kıdemli tanrı. Kendi kendini yaratan, yaşamın efendisi, enne adı ortaya çıkaran atomum. Onlara göre atom, gücün sahibi, evreni yaratan, hatta kendisini yaratan tanrıdır. Piramit metinlerinde 600. tılsım şöyle der. Ey atom Heber! Yükseklerde yüksek oldum. Ondaki, Anka kuşu konağındaki benben taşı olarak yükseldin. Peki atom nasıl çıkmıştır? Atom ilksel su yani Nun okyanusundaki bir tepede kendi kendine hareket eden ve yaratma eylemini başlatmıştır. Atomun içinden çıktığı Nun, var olan her şeyin potansiyelini barındıran karanlık ilkel suların kişileştirilmiş haliydi. Nun'un biçimi, yüzü yoktu. Her yöne uzanıyordu. Biçimsiz, sonsuz ve karanlık bir derinlikti. Nun'a adanan adak sıvısı dökme ritüelleri vardı. Bu ritüellerde yıllık Nil taşkınları Nun'a benzetilmiştir. Çünkü bu taşkınlar vesilesiyle toprakta canlılar yetişirdi. Aynı Nun'un ilk tanrısal varlıklara sebep olması gibi. Selam sana, Nun ve Nun'u sular altında bırakan değerli Sunu testisi. Sunu sıvısı sunma tılsımı. Söylenen sözler, selam sana, Nun adına Nun. Selam sana, taşkın adına taşkın. Suna sunu sıvısı dökülüyor. Söylenen sözler, selam sana, güçlü olan, yaşayan, her şeyi doğuran sunu sıvısını kendine al. Sana geldim, vazolar taşkınla doldu, küpler taşkınla doldu ve vazolar senin majestelerin için taşkınla doldu. 13. hanedan döneminden kalan Karnak'taki Amon-Ra tapınağındaki Sobekhotep stilinin bir tarafındaki 8 satırlık yazıtta Sobekhotep'in Nil taşkınıyla zemini sular altında kalan tapınağın içinde Nu'dan çıkan atom gibi gezdiği anlatılır. Büyük Hapi'nin sevgilisi Re, Sobekhotep'in oğlu sonsuza dek yaşasın. Bunu şu takip eder. Yıl 4, ay 4, yaz mevsimi. Sonsuza dek yaşayan bu tanrının görkemi altında 5 epagomenal gün. Majesteleri bu tapınağın salonuna ilerledi, Hapi büyük görüldü. Majestelerine ve bu tapınağın su dolu salonuna doğru geliyor. Majesteleri işçilerle birlikte suyun içinde geziniyordu. Bu kralın majesteleri dedi ki, büyük bir isim yaptım. Leheb geliyor. Hapi majestelerime doğru geliyor. Emre itaat edildi. Örneğin Sobekhotep bunu bir çeşit ritüele çevirmişti. Çünkü su baskını yaratılıştan önceki dünyayı yeniden sahneliyordu ve her yeni yıl bir dereceye kadar yeni bir yaratılış oluyordu. Tapınak ilk yaratılan toprağı temsil ediyordu ve bu nedenle çevresindeki topraklardan daha yüksekti. Ve tesadüfen sele daha az maruz kalıyordu. Sular altında kaldığında ya da başka spesifik olarak hipositil salonunun arkasındaki yüksek olan ya da onun daha önceki eş değeri sular altında kaldığında bu nedenle yaratılıştan hemen önceki duruma geri dönmüştür. Eğer tapınak sadece su seviyesinin üzerinde olsaydı, ilkel sulardan çıkan küçük bir tümsekle tam olarak yaratılıştaki durumu yeniden oluşacaktı. Tapınağın tamamının sular altında kalması ise kaosun geri dönüşünü getirecektir. Hangisi gerçekleşmiş olursa olsun, tarih ve tufanın mutlu çakışması, yaratılışın alışılmadık derecede eksiksiz bir şekilde yeniden sahnelenmesine olanak sağlamıştır. Kralın bu olaydaki rolü de izzeti nefsini tatmin etmiş olabilir. Çünkü tapınakta tufanın içinde yüzerek, çeşitli versiyonlarda tufandan yükselen yaratıcı tanrının eylemlerini taklit etmeye olabildiğince yakın davranıyordu. Bu ritüelle ilgili bir imada da İpuver papirüsünde Firavun'un boğulduğuna işaret edilmektedir. İlgili pasaj şöyledir. Lichheim çevirisi. İşte bak, Mısır dökülen suya yenik düştü. Ve o, yere su döken güçlü adamı sefalet içinde götürdü. Karşımızda Hz. Musa aleyhisselama bir referans durmaktadır.
Çünkü yere su dökenin güçlü adamı sefil bir şekilde yakaladığından bahsedilmektedir. Çıkış kitabı 4 Taksim 9'da Hz. Musa aleyhisselama Nil'den su alıp kuru toprağa dökmesi istenir. Böylelikle Firavun'a başına gelecek felaket için önceden uyarı yapılmaktadır. Yere dökülen su kana dönüşür. Böylelikle Mısır'ı bürüyecek kanın gelişi haber verilmiştir. Ipuver'de yere su dökenin Firavun'u yakaladığı hakkındaki referans bu olayla ilgili olmalıdır. Eski Mısır'da cenazede su dökme ritüeli ve bu ritüelin rahipleri Vahmu bilinen bir temadır. Böylelikle Ipuver papirüsü, Mısır'ın ritüel kayıtları, Tevrat ve Kur'an-ı Kerim aynı olayda ittifak etmiş olmaktadır. Kendini ilk ve en yüce tanrı sayan Firavun, varlığını kendi meydana getiren ilk tanrı Atum gibi Nuh adlı kozmik sudan gelmiş diye inanmakta ve inandırmaktaydı. O yüzden geldiğini iddia ettiği kaosların suyunda boğularak öldürüldü. Çünkü iddianız neredense oradan vurulursunuz.